sürecini konuşacaktık. Trump'ın azı süreci vardı, korumaların öldürülmesi vardı. Onları çok fazla konuşamadık. Şimdi Ukrayna krizine ilişkin resmi Twitter hesabından da açıklamalarda bulunmuş Trump. İddiaların mesnetsiz olduğunu savunmuş. Trump'ın avukatı da ifade vermek üzere kongreye çağrıldı. Şimdi bunların hepsini bütün olarak düşündüğümüz ortada nasıl şimdi bir tablo çıkıyor? Trump'a yönelik bir süreç işliyor. Hı hı. Başından beri vardı. İlk 6 ayda bile seçilir seçilmez azledilebileceği konuşuluyordu. Artık süresini tamamlıyor. Fakat onlar durmadılar. Davalar bir biçimde kapandı. Ama bu sefer yeni bir şey geldi. O da Zelenski üzerinden geldi. Ukrayna üzerinden geldi. Fakat şimdi daha önce Putin'le görüşmeleri falan sorgulanıyor. O zamanlar yoktu mesela, bu sorgulanmıyordu ama şimdi sorgulanıyor. Hani bu olmaz, bu kapanırsa başka bir şey mutlaka üreyecek. Yani orada bir mücadele var. Ama Trump'la kim mücadele ediyor? Ben de çok fazla kestiremiyorum. Onu biraz daha işin erbabına sormak, hatta pek çok kişiye sormak lazım. Çünkü bu bir bilgiyle izah edilecek bir şey değil. Bu sadece bir gözlem, bir değerlendirme, analizle izah edilebilecek bir şey bizim açımızdan. Amerikalılar da aynı şeyi yapıyorlar. Zira onların da gazetelerinden farklı bir şey okumuyoruz. Fakat benim burada dikkatimi çeken azı sürecinde Trump'ın müdahale ettiği dediği ya da işte Biden'ın oğlunu soruşturun dediği davada Biden'ın oğlunun çalıştığı Ukrayna şirketine yönelik zaten bir soruşturma var. Ve o soruşturma durdurulduğu için Trump müdahale ediyor esasen. Peki o zaman o soruşturma ne? Kimse bunu konuşmuyor. O yüzden ben de bundan şüpheleniyorum. Birinin de Biden'ın oğlunun Ukrayna'da eski bakanın şirketinin yönetim kurulunda ne işi vardı diye sormuyor. Yani bir eski bakanın bir enerji şirketi varsa, o da orada dev bir enerji şirketiyse, oraya da buna daha önce enerji geçmişi yoksa buna nasıl sahip olduğunun sorgulanması gerekiyor. Biden'ın oğlunun orada ne işi olduğunun sorgulanması herhalde gerekiyordur yani. Şimdi yani bunun için içinden gazetecilik geçen bir cümle kurmama bile gerek yok. Dolayısıyla işin o tarafı beni şüphelendiriyor. Bunun İsrail'le ne alakası var? Acaba İsrail politikalarında işte Kudüs'ü başkenti ilan etme, Suriye topraklarını İsrail'e verme filan kendince de olsa. Eğer bunlara karşı bir Trump'ı cezalandırma ise, yani anti-İsrail bir durum varsa, bunun başka göstergeleri de olmalıydı. Yok. Hı hı. Demek ki burada bir böyle bir durum yok. Yani daha fazla İsrailci davranmasını sağlamaya yönelik bir baskı olabilir mi? Bu ihtimallerden bir tanesi. Ya da içeride belki durumu kendi lehine çevirebilecek, daha kurumları baskın hale getirecek, kurumların hakimiyetini biraz daha arttıracak, bireysel özelliklerini daha az kullanacak birisinin getirilmesi için de olabilir bu. Çünkü liderlik modere ediyor. Kurumların çok bir manası kalmıyor. Hı hı. Kurumlar diyor ki efendim şöyle 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 yapmamız lazım. O diyor ki hayır yapmayalım. Hayda. Şimdi normalde bir adam ikna edilebilirdi. Fakat bu ikna edilmekten çok kendi hesabını yapıyor. Yani devleti tırnak içinde yönetiyor. Politikalarını belirliyor. Bundan dolayı doğan bir rahatsızlık. Yani daha iç politikaya ilişkin kurumsal hassasiyetlerle, yani müesses nizamla derler. Ve onun temsilcisi olan kurumlarla kavga mı? Bundan çok emin değilim açıkçası. Ama Trump'ın bir takım pazarlıklar yürütürken Amerikan çıkarlarını kimseye satacak bir adam olduğu kanaatinde de değilim. Burada paylaştığı bazı şeyleri bu sınıfa sokmaya çalışanlar var, sadece onu görüyoruz. Hı hı. Ne kadar girer ne kadar girmez bilmiyorum ama bana kalırsa durum bu. Döndüğünüz zaman yine hani İsrail Amerika bağlantısı, aynı zamanda İsrail Suudi Arabistan Körfez ülkeleri bağlantısını akla getiriyor. Orada da yeni bir durum.